Merhabalar sayın seyirciler. Yanımızda mühendislikten Gülmeri Hanım var. Gülmeri Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler de çok iyi. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mersin Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. Öncesi serüvenimde restorasyon ve konservasyon bölümü terk. 25 seneyi aşkın süredir bu sektördeyim. Genelde tadilat, dekorasyon, anahtar teslimi işler veyahut da müteahhit bazlı mobilya veya iç dekorasyonla alakalı her türlü mimari sektörle ilgili işleri yapıyoruz. Genelde iç dizayn, tasarım, dekorasyon bu tarz işlerle ilgili alanımızda ilerlemeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Peki işletmenizde ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Biraz önce de bahsettiğim gibi dekorasyon, tadilat, anahtar teslimi işler, proje, uygulama, genelde üç boyutlu tasarım projeler, isteğe bağlı tasarımlar, bu tarz işlerle alanımızda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki iş hayatınızdaki öncelikleriniz neler? İlk başta güven çok önemli. İnsanların bize güven duyması önemli. İnsan faktörü çok önemli. İnsanların size güven duyması gerekiyor kesinlikle. Ve bu konuyla ilgili biraz önceki bahsettiğim gibi dürüst şekilde işinizi, anahtar teslimi karşıdaki kişiye sunmanız gerekiyor. Proje bazında sunum da çok önemlidir. Kişiyi ikna edebilme kabiliyeti önemlidir. İnsanların içerisindeki isteklerini ortaya çıkarıp projeyi kendilerine sunmak ve de o kişilerin gerçekten istemiş oldukları şeyi onlara vermek dünyanın en güzel mutluluğu diyebilirim. Evet efendim, şimdi Kumarlık ve Mühendislik'ten Gülperi Hanım var yanımızda. Gülperi Hanım hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Gülperi Akçabay. Mimarım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Öğrenciyken, öğrencilik hayatımda bazı şirketlerde çalıştım. Okuldan sonra belli bir müddet ara verdim. Sonra ablamla beraber bu şirketi kurmaya karar verdik. Ve böyle bir girişimimiz oldu. Peki mimarlık nedir? Bize biraz da bundan bahseder misiniz? Mimarlık, belli bir konsept çerçevesinde binalar oluşturma, bağlamıyla, kapsamıyla oluşturduğumuz bir binalar bütünüdür. Bağlamı derken çevresini, kapsamı derken içeriğini kastediyorum. Tasarım yapmak, elimizdeki malzemeyi kullanarak dönüştürmek ve bir yöntem olarak özle birleşim sağlamaktır.